2012'den sonra ortaya çıkıyor ve 2012 yılında su resmi olacak. 2014'te Suriye aydınlık değil mi? Onlara birinci ağızdan bilmek için çok önemli. Çünkü biz her zaman buradayken konuşuluyor. Yani buradaki Türkiye'de bazı kesimlerde konuşulduğu gibi mesele Esad, Abdurrahman, Mustafa değil. Yani bunları tüm iyi değerlendirmek lazım. Yani bugün Abdurrahman, Mustafa, Cinevre'de gidip Esad'la... Suriye'de biliyorsunuz bir iç savaş diye nitelenecek bir durum yoktur. Yani Suriye'de hala da iç savaş yoktur. Benim kendi görüşüme göre, Suriye muhalefetine göre Suriye'de bir diktatörizm var, bir terör örgütleri vardır. Bir de muhalif gruplar vardır demokrasi özlemiyle yola çıkan insanlardır. Onların da temsilcisi biziz. Yani Suriye'deki son durum biliyorsunuz Fırat'ın doğusunda PYD terör örgütünün oradaki işgal ettiği bölgelerde Barış Pınarı hareketiyle birlikte artık bu proje uluslararası toplumun veya süper güçlerin desteklediği proje tamamen ilelebet tarihin çöplüğüne atılmıştır. Yani bugün orada milli ordunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğiyle birlikte orada tekrar huzuru, istikrarı getirmek için çalışmalar yapıyor. Biz oradaki sivil hayatı kendi halkından Suriye geçici hükümet olarak yerel meclislerimiz de kurduk orada bir etnik, din, mezhep ayrımcılığı olmadan dengeli bir şekilde orada şu anda Ras El Ayn ve Tel Abyad'da kendi halkından, kendi çocuklarından oraya yerel meclisler orada hizmet götürmek için ve bu şekilde de tabii ki oradan zorunlu göçe maruz kalan insanlarımızın tekrar evlerine, köylerine dönmeleri için istikrarın yaratılmasıdır. Ama maalesef PYD terör örgütü bir sistematik olarak orada demografik yapıyı değiştirdi biliyorsunuz DAEŞ bahanesiyle ve şu anda da oradaki istikrarı bozmak için aynen DAEŞ gibi bomba yüklü araçlarla aynı DAEŞ yöntemiyle orada bir istikrarsızlık var diye bir insanların dönmesini engellemeye çalışıyor. Ama bizim oradaki güvenlik güçlerimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Ordu gerekeni bu teröristlerin amacını boşa çıkartacaktır yine. Yani biliyorsunuz biz her zaman Suriye'deki kapsamlı çözümün ancak siyasi olarak sonuçlanacağına inanıyoruz. Ve bu da biliyorsunuz biz ilk baştan beri 2014'ten beri bu sürece dahil olduk. İster sadece Cinevre süreci değildir yani bu. Bu diğer süreçler de yani ister Astana süreci olsun, ister Soçi süreci olsun bunların hepsine bir Suriye muhalefeti olarak destek verdik. Ve destek vermeye de devam ediyoruz. En sonunda biliyorsunuz Anayasa Komisyonu oluşturuldu. Yine aynı şekilde rejimin oyalamasına rağmen 1,5 yıl biz hep olumlu baktık. Anayasa Komisyonu oluştu. İlk toplantısında geçen hafta Cinevre'de yaptı. İkinci toplantısı da biliyorsunuz ayın 25'inde yine Cinevre'de Birleşmiş Milletler çatısı altında olacak. İnşallah bu rejim zaten asla bu şeye yanaşmayacağını biz biliyoruz. Bu uluslararası toplumun ancak baskısıyla rejimi, özellikle de Rusların baskısıyla ancak rejim bu masada devam edebilir. Ayrıca uluslararası toplumun da ekonomi yaptırımlarına devam etmesi gerekiyor. Tabii ki bu orada belli bir terör devletçiliği kurulmaya çalışılıyordu. Yani bunu işte biliyorsunuz Fransa'sı da Almanya'sı da Amerika'sı da ama PYD devletçiliğidir. Yani ama bu proje Fırat Barış Pınar hareketiyle birlikte ilelebet tarihin çöplüğüne atılmıştır diye ben düşünüyorum. Peki bu güvenli bölge için siz ne düşünüyorsunuz? Suriye için umut olur mu? Tabii ki yani bugün işte Barış Pınar hareketi bile bir ümittir yani. Çünkü orada insanların tekrar kendi yurtlarına, evlerine dönmesini sağlayacaktır. Tabii ki biz zaten bu Türkiye ilk bunu 2014 yılında talep ettiğinde biz Suriye muhalefeti olarak zaten baştan beri destek olduk buna. Yani güvenli bölge olmuş olsaydı, oluşturulmuş olsaydı 2014 yılında belki de bugün rejim olmayacaktı. Bir defa bu terör örgütleri ne DAEŞ olacaktı ne de PYD terör örgütü olacaktı. Suriye'deki istikrar oluştuktan sonra, kapsamlı bir siyasi çözüm olduktan sonra zaten herkes yurduna evine dönecektir. Yani bugün hiç kimse kendi toprağını, kendi
memleketini, kendi vatanını terk etmez. Yani bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Ancak ilk önce ortamı yaratmak lazım. Yani bir defa bu katil rejimin gitmesi lazım. Yani bir siyasi çözümle. Biliyorsunuz yani Dara'daki uzlaşı yoluyla, Rusların baskısıyla insanlar döndüler. Bütün tutuklandılar rejim tarafından. Yani bu katil rejime hiç kimse güvenerekten dönemez ki bunun varlığında. Ama bir kapsamlı siyasi çözüm olduğunda kendi isteğiyle Birleşmiş Milletler kriterlerine göre denetiminde tabii ki insanlar dönmek isterler. Yani başta ben bir Suriyeli Türkmen olarak da ilk başta ben dönerim. Yani. Suriye halkının meşhur temsilcisi olarak da tanınan Anayasa Komisyonu'nun eş başkanı da Suriye Ulusal Koalisyonu'ndaki gibi de yani burada Birleşmiş Milletler'in 2254 nolu kararıyla verildi. Kahire'de formu bir de koordinasyon heyeti diye Şam'da faaliyet gösterilen Kahire platformu, Moskova platformu, askeri